Merhaba, Business Planet'e hoş geldiniz. Bu hafta Dublin'de kadın girişimcileri konu alıyoruz. Paula, burada yaptığınız şey kadınların iş sahasında başarılı olarak şirketlerini büyütmeye amaçlamak. Bu neden bu kadar önemli? Erkek girişimcilerin sayısı kadınlardan 2 kat fazla. Avrupa'daki rakamlar işte aynen böyle. Ayrıca erkeklerin iş yaşamında geldikleri nokta kadınlardan çok daha büyük. Şimdi İrlanda'da bu konuyla ilgili çalışmaları ekranlara getiriyoruz. Going for Growth projesi girişimci kadınları bir araya toplayan bir platform. Bu toplantılara kendisini ispatlamış girişimciler liderlik ediyor. Öğretmen ya da öğrenci yok. Herkes birbirinden, özellikle de toplantıdaki liderlerden öğreniyor. Olajosin da bu girişimcilerden biri. Kendisi sebze meyve alanında büyük bir firması olan şirketin CEO'su ve Carillion grubunda bulunuyor. Caroline, az önce Isolde ile her ay yaptığınız toplantıların birinden geliyorsun. Şu anda üzerinde durduğunuz konu nedir? Bugün zaman yönetimi konusuna değindik. Ayrıca küçük bir şirkette çalışanları nasıl randımanlı bir şekilde kullanabileceğimizi konuştuk. Isolde ve ortağı Sara şirketlerini sıfırdan kurmuş. Şöyle bir fikirle yola çıkmışlar. Genç profesyonelleri hedef alan sağlıklı yiyecekler satmak. Kuru fasulyeyle yola çıkmışlar. 2013 yılında konserlerde Cool Beans adını verdikleri ürünlerini satmaya başlamışlar. Bu ürünün reyonlara taşınması bir yıllarını almış. Cool Beans'in ne olduğunu anlamaları için müşterilerimize eğitmemiz gerekiyordu. Bu fasulyenin ne kadar sağlıklı ve kolay elde edilen bir ürün olduğunu göstermeye çalıştık. Gluten ve süt içermeyen, şeker yerine bal ihtiva eden ürünün bu özellikleri onları başarıya taşımış. 2014'te Cool Beans 5 farklı mağazada satılıyormuş. Ürünü İngiltere'ye ihraç etmeye başladıktan sonra bu rakam 260'a çıkmış. Ancak bu başarı Isolde için yeterli değil. O çıtayı daha da yükseltmek istiyor. Avrupa'ya ihracat yapmak istiyoruz. Hedefimiz 3 sene içerisinde 10 kişi daha istihdam ederek 6 milyon euroluk ciroya ulaşmak. Az önce Isolde'nin başarı hikayesini dinledik. Ancak siz 2009'dan beri girişimcilere yardım ediyorsunuz, değil mi? 2009 yılından beri Going for Growth platformuna 400 kadın girişimci katıldı. Son 6 ayda buraya gelen iş kadınları cirolarını %25, istihdam oranını da %13 oranında arttırdı. Bu program, yatırım ve girişimcilik becerileri dalında 2015 yılında Avrupa Girişimcilik Promosyon Ödülünü kazandı. Bu girişim İrlanda'da başladı. Peki başka ülkelerde açılmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle Going for Growth'u Finlandiya'ya taşımak istiyoruz. İş dünyasının başarılı isimleri tecrübelerini yeni girişimcilerle ücretsiz olarak paylaşıyor. Teşekkürler Paula. Daha fazla bilgi için Business Planet'in internet sayfasına göz atabilirsiniz.